Tekrar merhaba arkadaşlar, şu ana kadar ki olan derslerimizde internetin temel çalışma mantığını, daha sonra biraz daha özelde server'ın iç yapısının olması gereken, sonra da bizim bu ders boyunca kullanacağımız araçların ve uygulamaların nereden nasıl indireceğimizi, nasıl kuracağımızı anlattık. Bu dersimizde de ilk uygulamamızı gerçekleştireceğiz yani Hello World uygulamamızı gerçekleştireceğiz. Tabii bu uygulamayı gerçekleştirirken arkadaşlar yani bilmediğiniz bazı kavramlar kullanacağım mecburen. Ancak onlara takılmayın. Sadece burada birebir aynısını yaptığınız zaman ilk projenizin çalışır halde olması devam edebilmek açısından önemli. Eğer o aşamada bir sorun yaşarsanız ilerle konular ilerledikçe problemlerde problemler de büyüyecek ister istemez. O yüzden bu dersi hazırlıyorum. Daha önceki dersimizde zaten GlassFish'imizi NetBeans'e eklemiştik. Şimdi ilk projemize başlayalım. Bu projekte yani buradaki tablar projekteyken sağ tıklayıp New Project dediğimiz zaman şu an için Java with Ant bölümünden Java Web'e geliyorum. İlerleyen derslerde Maven'a da giriş yapacağız. Projemizi Maven üzerinden de hazırlayabiliriz. Ancak bu ders üzerinde standart olarak Mavensız yapıyorum buna first web project ismini veriyorum. Zaten ben projeleri documents'ın altındaki projects klasöründe tutacağımı söylemiştim. Ee, şu an bizim NetBeans'e ayarlamış olduğumuz bir tane uygulama sunucumuz var. O yüzden sadece onu görüyor ama normalde eğer daha fazla sunucu eklediyseniz mesela bir farklı projelerde çalışıyorsanız birini Glassfish'te, birini Payara'da, birini Whitefly'da kullanıyorsanız burada sizin bir seçim menüsü Karşılayacak. Ee, şu an bir tane olduğu için zaten seçim söz konusu değil. Dediğimiz gibi bu derste Java Server Faces Framework'ünü kullanacağız. O yüzden onu seçiyorum. Şimdi şurada dikkatinizi çekmek istediğim nokta. Ee, önceki derslerimizde bahsetmiş olduğumuz mesela Apache Tomcat gibi bir servlet konteyner kullanmış olsaydınız, burada sunucu kütüphaneleri gelmeyecekti. İşte uygulama sunucusu seviyesinde bir ee, sonucu kullandığımız için Glassfish'i kastediyorum. Ee, JSF implementasyonu Glassfish'in içerisinde zaten var. Ama Tomcat kullansaydık JSF kullanamaz mıydık? Yine kullanırdık. Bu kez ama bizim ilgili hangi versiyonunu kullanmak istiyorsak onun jar dosyasını yani implementasyonunu projemize manuel olarak eklememiz gerekirdi. Şu ikinci bölümde NetBeans içerisindeki ee, yani önceden yüklenmiş olan siz hızlıca ekleyebilirsiniz diye internette jar dosyasını aramayasınız aramadan kolayca ekleyebilirsiniz diye NetBeans'in içerisinde önceden tanımlanmış kütüphaneler ama göründüğü üzere burada bir e, versiyon uyumsuzluğu var bu da bizde büyük ihtimal kodda karşımıza çıkacak hatta ilk ayar dosyasına da karşımıza çıkacak oraları düzenleriz Şimdi öncelikle <laughs> bu şekilde oluşturduğum zaman e, birçok şey NetBeans benim için halletmiş oluyor. Zaten bu yüzden bir IDE kullanıyoruz. Aksi halde normal tekste de cevap kodu yazabilirsiniz. Ama e, konfigürasyon dosyaları gibi e, dosyaları hazırlamakta bayağı bir zorluk çekerdik. Şimdi buradaki klasör ağacına bakacak olursak bizim kütüphanemizde bakın kütüphaneler libraries klasörü işte jdk'nın içerisindeki bütün e, araçlara erişimimiz var zaten bu sebeple jdk yükledik ayrıca glassfish'in içerisinde de gördüğünüz gibi e, birçok kütüphane var mesela biz weld'ı kullanıyoruz surlet zaten arka tarafta olmak zorunda gibi gibi maili var faces zaten kullanacağımız bölüm yani gördüğünüz gibi Glassfish bize uygulama sonucu olarak şurayı kapatalım. Birçok kütüphane hala hazırda sunuyor arkadaşlar. Ama mesela PostgreSQL sunma sunması da beklenmez. Neden? Çünkü PostgreSQL'i koyduğu zaman mesela örneğin MySQL'i de koymak zorunda, MariaDB'yi de koymak zorunda. Doğal olarak ne kadar veri tabanı varsa hepsini koyamayacağına göre bazı şeyleri mecburen koyamaz. Ama işte sizin hani JDK versiyonu içerisinde standart kabul edilen şeyler vardır. Mesela bir de JPA'ya bakalım. JPA implementasyonu var mıydı? Evet gördüğünüz gibi Persistence de var. Yani standart olarak olan bütün kütüphaneler var. Şimdi gelelim Source Package'sa. Ee, configuration Files, Configuration Files bölümü arkadaşlar aslında bağımsız bir klasör değil. Bu sadece hızlı erişim için. Mesela bakın buradaki web ile şuradaki web aynı zaten. O yüzden buraya değinmiyorum. Source package dediğimiz bölüm bizim java dosyalarını atacağımız e, bölüm. Web page klasörü de işte bazı konfigürasyon dosyaları, xhtml dosyalarımız, işte css, javascript, e, xhtml dosyaları ve ayrıyeten işte bizim tasarımda kullandığımız resimdir. Eğer varsa varsayılan olarak ayarladığımız PDF gibi. Ama buradaki projedeki dinamik dosyalarla karıştırmayan arkadaşlar bunları standart olan, fix olan, statik olan bütün her şeyi attığımız yerde web page bölümü. İşte mesela sizin web sayfası yaptığınız web sayfasının bir logosu var. Logo standarttır. Değişmeyecekse eğer onu e, burada resources diye bir ilerleyen derslerde göreceksiniz zaten. Klasör oluşturacağız. Onun içerisine atacağız. İndeks seçleme zaten açık olarak geliyor. E, burada da WebExample'de bizim ayar dosyamız. <laughs> Bunun üzerinde mesela bakın Javax Faces diyordu. Bizim burayı Jakarta'ya çevirmemiz gerekiyor. Dedim ya büyük ihtimalle NetBeans ile e, biraz daha geride kalıyor. Belki yakın zamanda 6 ayda bir, 3 ayda bir güncelliyorlar NetBeans'i. Güncellemede bunlar da gelebilir ama şu an biraz geriden geldi açık. Clean and Build diyelim ve Run diyelim. Bakalım ilk Hello World projemiz çalışacak mı? Şimdi ilk run dediğimiz zaman öncelikle NetBeans ayarlamış olduğumuz Glassfish sunucusunu başlatıyor. O yüzden ilk çalıştırma biraz zaman alır. Sonra da çalıştırdı. Gördüğünüz gibi hello from Facelet yani bizim şu index.xhtml'de şurada ne yazdıysak işte burayı hello world olarak da değiştirilebilir. Şöyle yaptığımız zaman tekrar deploy etti. De, sayfayı yenilediğimiz zaman hello world göreceğiz. Zaten bu uygulamayı, uygulamamızın ismi neydi? First web project. Ee, şurada da görebiliriz artık. Bakın var dosyası olarak war buraya atıyor. İşte bu ee, projeyi web, normalde Java'nın masaüstü uygulamalarının uzantısı nedir? Nokta .jar dosyası olarak oluşturur. Web'de de var dosyası olarak oluşturuyor, web arşiv. Deploy dediğimiz kavram, işte bu yazmış olduğunuz projeyi var dosyası olarak paketleyip sunucuya yükleme işlemine deployment diyoruz. <laughs> Şu an projemize başarılı olarak Yükleyip çalıştırabildik. Bir de e, şöyle bir şey yapalım bu derste. Bir tane de bin dosyası oluşturalım arkadaşlar. Onun için bir tane paket oluşturuyorum. Bins diyelim buna. Bunun içerisine de bir tane JSF CDI bin. Evet. E, buna da test bin ismini veriyorum. Bu arada arkadaşlar Java'nın da yazım standartlarına ee, özen gösterin. Hani yazım standartından kastım ne? Java'da değişken isimleri küçük harfle başlar. Değişken ve metot isimleri, sınıf isimleri büyük harfle başlar. Eğer birden fazla kelimeden oluşuyorsa değişken ve metot isimlerinde yine ilk kelime küçük harfle başlar. Ondan sonraki her kelimenin ilk harfi büyük, gerisi küçük olarak devam eder. Ee, sınıflarda da birden fazla kelime varsa bütün kelimelerin ilk harfi büyükle başlar. Ee, kapsamını da session diyelim şimdilik. İsmi de test bin olsun. Finish diyelim. Evet burada da karşımıza çıktı. Bakın sunucu uyumsuzluğu. Şurayı iptal edelim. Managed bin kullanmayacağız. Named kullanacağız. S session scope aynen kalacak. Ee, evet, Jakarta inject Named'den import edeceğiz. Session Scoop'tu da Jakarta Enterprise Context Session scope olarak import edeceğiz. Şimdi buraya gelmişken, bin sınıfının standart Java sınıfından farkı nedir? 3 tane temel farkı vardır arkadaşlar. Birincisi, e, serileştirilebilir arayüzü implement etmesi gerekir. Yani implement seri, e, Serializable yazmamız gerekiyor. İkincisi, boş yapılandırıcı metodu ne demek boş yapılandırıcı metodu hiçbir parametre almayan içerisinde hiçbir işlem yapılmaz değil bakın parametre almayan yapılandırıcı üçüncü farkı da arkadaşlar bütün özelliklerinin sınıfın özelliklerinin daha basit ifadeyle değişkenlerinin diyelim private tanımlanıp erişimin getter setter üzerinden sağlanmasıdır ee, şimdi yapmak istediğim şu buradaki index.html'den test beyinde var olan bir tane özelliğe erişmek istiyorum. O yüzden buraya bir tane rastgele bir e, tanımlıyorum. Name olsun ismi. Bin sınıfı yaptığımız için bunun bakın private tanımladım ve getter setter üzerinde erişeceğim içerisinde içinde getter setter metotlarını tanımladım. Dikkat ederseniz bakın metot isim şey class isimleri bu şekilde Metot isimleri bu şekilde bakın. İlk bir kelimeden fazla ise eğer, yani 2 üç kelimeden oluşuyorsa, ilk kelimenin ilk harfi küçük, gerisi küçük, şey büyük, küçük, tamamı küçük. İkinci, üçüncü, dördüncü kelimelerin ilk harfi büyük, geri kalanı küçük şeklinde. Bir de buna ilk değer ataması yapalım. Diyelim ki this.name eşittir hello from first web project. Böyle bir şey yazalım. Şimdi bu değişkene erişmeye çalışacağız. Index.xhtml sayfasında. Bu yazı burada kalsın. Bunu silmeyelim. Bir alt satıra geçelim. Şimdi bizim bin sayfalarına erişebilmek için kullandığımız diyez işareti ve köşeli aç kapa parantez. Bin'imizin ismi test bin. Tabi şu an şurada bir de şey yapalım. İsim verelim arkadaşlar test bean diyelim. Gelelim tekrar buraya. Test bin nokta name dediğimiz zaman erişebiliyor olmamız lazım. Tekrar clean ediyorum. Şu an beklediğimiz şey burada hello world zaten yazıyordu. Şu aşağıda da bu arka taraftaki java bean'inde tanımladığımız hello from first web project yazısının yazması. Çalıştırdığımız zaman gördüğünüz gibi hello from first web project olarak Görmüş olduk. Şimdi bu dersimizde özetleyecek olursak. Kısaca ne yaptık. Ha. Ee, bir ilk projemizi oluşturmuş olduk. Hello World'u yazdırmış olduk. Ee, daha sonra da arka tarafta çok basit bir bin tanımlayıp. Bu binin bir özelliğine JSF'deki XHTML sayfasından nasıl erişim yaptığımızı görmüş olduk. Bir konuya daha değineyim arkadaşlar. Bakın şurada bizim URL'mizi görüyorsunuz. Zaten bir önceki dersimizde bunun 127.001 anlamına geldiğini göstermiştim. Bakın Glassfish'in normal şu an geçici olarak uygulama sonucu 8080 portunda çalışıyor. Bu da bizim projemizin ismi. Tabi şurayı istersek kaldırabiliriz. ama onu şimdilik çok fazla detaya girmeyelim. Bir de arkadaşlar şu kısım. Şurada iki noktaya değineyim. Faces söyle tamam. Faces'ın altındaki bu faces dediği şu an bizim herhangi bir URL olmadığı için gözükmüyor ama aslında burası faces slash index.xhtml şeklinde gördüğünüz gibi çalışan sayfa bu. Şuradaki faces'ı kaldırabiliriz. Nasıl kaldırırız? Bakın orası burası. Bunu silip yıldız.xhtml yani benim domainim neyse o domainin altındaki bütün xhtml sayfalarını tanı tanımla tanımış olduk. İlk çalıştırılan sayfa burası da welcome file list. Yani ben ilk projeyi buraya gelip run dediğim zaman hangi dosya çalışacak? Onu da artık faces'ı yukarıda sildiğimiz için burada da index.xhtml yazmamız yeterli. Tekrar clean diyelim. Tekrar çalıştıralım. Evet, gördüğünüz gibi bakın şu an böyle yazdığım zaman Gördüğünüz gibi faces'dan dolayı kabul etmedi. Ama faces'ı silersem artık gördüğünüz gibi projemiz çalıştı. Oradaki faces'ı aradan çıkarmış olduk. Çünkü o faces aslında bizim hani ne domainimizle ne de proje ismimizle alakasız otomatik eklenen bir şey. Onu da kaldırmış olduk. Evet arkadaşlar umarım herkes benimle bu aşamaya kadar gel gelir. Herhangi bir problem yaşamaz. Bu dersimizde ilk hello world uygulamamızı işte ders boyunca kullanacağımız araçları kullanarak gerçekleştirmiş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere iyi akşamlar.